sen üşüyeceksin. Şimdi kapatsana camı. Ne olacak? Yüz felci mi geçireceğim? Hayır, bir şey olmaz. Ama ne olursa da olsun, kimin umurunda? Gelmişim zaten kaç yaşına, şu saatten sonra güzellik olsa ne olur, olmasa ne olur, ne yarar yani? Biz kapatalım yine de, sen bana lazımsın. Evet. Evde ne oluyor sana? Hiç, iyiyim, bir şey yok. Ne olmuş yani, hani bir şey mi olmuş? Sanki böyle büyük bir olay olmuş. Nerede? Kartuvalete gidecektik, hani burada değil ki. Fikir değiştirdim. İyi, sen bilirsin. Fikirler zaten hep sende. Defne kim? Burada mı yemek yiyeceğiz ya? Rıza Bey beni görmeseydi. Buraya eski tanıdıklarını gör diye gelmedik Defne. Burası her şeyin başladığı yer. Evet öyle. Defne, sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Ha? Çok özür dilerim aşkım, ben anlarsın ya, sadece yemek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinirlendim galiba ben. Ha. Allah'ım lan ya, bıraksana ya. Baktırım ha, beni dışarı çıkar yeter, gel. Ya delik, bıraksana. Gel hadi. Bir kız tanıdım ben burada. Hayatımda gördüğüm en serseri, en hırçın kızdı. Kardeşim böyle bir hizmetimiz yok bizim diyorum, ne sandın ya? Tamam, tamam kızma. Kızdan kurtulmam gerekiyordu, amma abarttın ya. Kızdan mı? Ömür. İtiraf edeyim, başımdaki belayı biraz bahane ederek öpmüştüm o kızı. Sonra çok acayip bir tokat attı bana. Ama sen şimdi bu şey yapınca... Ama değdi. Yediğim tokata da, peşinden koşmama da, dünyanın en güzel kızı çünkü o. Benim yanımda olduğu için çok şanslıydım. Ne alakası var? Asıl ben. Artık hiç ayrılma istiyorum yanımdan. Hayatın hayatıma karışsın. Bundan böyle tek bir hayat yaşayalım. Senle ben. Defne. Benimle evlenir misin? Sen ne hakla böyle numaralar çekiyorsun, üstüne bir de beni kullanıyorsun sen? Ömür! Ne mi yok, ne pis bir herif misin ya? Gazımız çıktı nihayet annesi. Uykuya hazırız.
Günaydın sevgilim. Günaydın. Rüya mı gördün? Öyle bir şey oldu herhalde. Görüyordum rüya, evet, güzel rüya. Güzel bir rüyaydı galiba. Öyleydi herhalde, öyle bir şeyler. De hatırlamıyorum hiç şu anda. Sen niye böyle erkenden hazırlandın? Bir yere gideceğiz seninle. Ama önce şunları içelim. Çıkıyoruz. Al bakalım. Aa, çorba. Afiyet olsun. Ömer Bey. Nerelerdesiniz? Özlettiniz kendinizi vallahi. Ne var ne? Vallahi bıraktığınız gibi işte. Ama ben sizi çok iyi gördüm maşallah. İyiyiz, iyi. Hanımı getirmedim ben de. Hanım? Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun o zaman. Sağ ol. Burası Kadıköy'ün eski pastanelerinden biri. Annem getirdi beni buraya. Çok severdi burayı. Böyle sık sık gelir tatlı yerdik. Tabii keyfimiz yerindeyse bile. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ ol. Baba bu ne ya? Of bayıldım. Montebianco, kış tatlısı. Yazın da şey var, kupgriye. Yazın da gelelim, hep gelelim. Ben gerçekten çok beğendim. Afiyet olsun. Yalnız çok acayip bir şeymiş bu ya. Anne oğul biliyorsunuz ağzınızın tadını. Ayrıca bunu benimle paylaştığın için çok mutluyum. Yani annenden çok fazla bahsetmiyorsun ya. Bir gün de Kavak Ormanı'na gideriz birlikte. Kavak Ormanı mı? Annem bayılırdı kavaklara. Özellikle seslerini dinlemeye. Biz öyle beraber çok yolculuğa çıkardık. Nerede bir kavak ormanı görsek inerdik arabadan. Kapatırdık gözlerimizi. Böyle dakikalarca dinlerdik sesini. İşte annem gidince ben de onun için bir kavak ormanı yaptırdım. Ne güzel. Annen doktordu değil mi? Evet. Senin gibi böyle yumuşak kalpli, nazik bir kadındı. Doğadaki her şeye saygı duymayı öğretti bana. Yani sıradan bir ağacın bile bir ruhu olabileceğini. Tanışmayı çok isterdim. Ben de yani tanışmanızı. İşte ben de seni buraya getirerek kendimce tanıştırıyorum. Burası çok güzel bir yermiş. Sen bir de yazın gör. Annemle genelde uçurtma uçurduktan sonra gelirdik buraya. Ne güzelmiş. Annem öğretti bana uçurtma yapmayı, uçurmayı. Öyle rutinlerimiz vardı, ne bileyim. Dans etmek, maket yapmak, uçurtma uçurmak. Buraya gelip Montebianco yemek gibi falan. Bir gün belki biz de çocuklarımızla yaparız. Sen uçurtma uçurmayı öğretirsin. Birlikte uçuruz. Çok şanslıyım ben. Senin gibi bir ailem olduğu için. Ömer, ben anneannemi çok özledim. Ne olacak bizim bu halimiz? O da özlemiştir. Ve hatta onlar da hepsi. Bu sorunu bir şekilde çözmemiz lazım. Çözemedim işte, gördün. Senden vazgeçmemi istiyorlar. Çözeceğiz. Çözeceğiz, merak etme. Çözeriz değil mi? Sen böyle konuşunca bir içim rahatlıyor yani. Sanki her şey yoluna girecekmiş gibi. Girecek sevgilim. Yani anneannen de anlayacak. Birbirimizi sevdiğimizi, mutlu olduğumuzu, birbirimize iyi geldiğimizi. İnan bana, her şey güzel olacak. Düzelecek her şey. Ne güzel düşünmüşsün. Annen için Kavak Ormanı. Seneler sonra bile hep orada kalacak. Çoğalarak, artarak. Doğa tüketmeyi bilmezlerdi annem. Yani tükenmezdi. Bir yerde bir çiçek solar, bir yaprak dökülür. Sonra bambaşka yerde, bambaşka renkte bir çiçek açar. Yeni yapraklar yeşerir. Böyle durmaksızın var eder kendini. Hep yeniden başlar. Hep yeniden. Artarak, çoğalarak. İnsan da öyle değil mi aslında? Her seferinde kendimize bir bahane buluyoruz, direniyoruz. Çünkü inanmak istiyoruz. Mutlu olacağımıza, tükenmeyeceğimize. Hatta aksine daha da çok var olmak istiyoruz. Yani artarak, bizi bırakarak. Hayat döngüsü dediğin şey işte. Önce yalnızız, tekiz. Sonra şanslıysak eğer ruh eşimizi buluyoruz. Birken iki oluyoruz. Aile oluyoruz hatta. İkiyken üç, üçken dört. Galiba buna ihtiyacımız var. Yani varoluşumuzu kanıtlamak için. Ben mesela sen yanımdayken her zaman daha güçlü oluyorum. Ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Varlığım daha bir anlamda. Ki henüz hala iki kişiyiz. Ben geleceği düşünemiyorum bile. Benim için bir mucize olurdu. En son inanıyorduk mucizelere sanki. Ben hala inanıyorum. Ama bence Lara
arkadaşınla konuşmalısın yani. Al Defne suyu karşına anlat. Yani bu kadar şımarıklık olmazdı. Sen benim kalbimi kırdın be. Madem arkadaşına değer veriyorsun, tamam mı? Onunla konuşmalısın ki sonra sorundan iyice büyümesin. Tamam mı? Tamam. Heh, hazır mısın? Hadi servis patlat yapıyor kızım. Geç kalmayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım. Baklavalar yağıyor bugün. Acil çıkmamız lazımdı Sinan ya. Bu kadar büyütmese miydik? Baksana pazar kahvaltısı gibi oldu. Olsun ne yapayım ya, ben böyle mükellef kahvaltı yapmadan yok. Benim kafam çalışmıyor bütün gün. İyi. Madem öyle. Hayır, beni de alıştırdın büyük kahvaltılara. Lara'yı da. Bütün gün Sinan dinliyorum. Sinan abi şöyle yaptı, Sinan abi böyle dedi. İyi anlaşıyoruz diyelim ya. İyi anlaşıyoruz, hafif kalır. Sen bayağı profesyonelmişsin. Babalık ruhuna varsa demek. Bir şey diyeyim mi? Bak bir sürü çocuk yapalım, ben hepsine bakacağım. Söz veriyorum. Nasıl yani? Bir sürü biraz fazla oldu, tamam. Üç tane diyelim mi? Üç. Yani Lara'dan sonra iki. Bir kız, bir oğlan. Ha? Yani Sinan, ben zaten anneyim biliyorsun. Evet. Sen istemiyorsun. Ben istiyorum. Bak, bak şerit değiştiriyor, sinyal vermiyor. Görüyor musun? Bak, ben nereden bileceğim senin şerit değiştireceğini? Müneccim miyim ben? Hadi döneceksin. Bak dönüyor bir de, bak. Hayret bir şey ya. Nereden alıyorsunuz ehliyetinizi, bakkaldan mı? Ben anlamıyorum ki. Belki çoluk çocuk taşıyoruz arabada. Belki çocuğumuzu okula götürüyoruz, parka götürüyoruz. Baby on board. Ne malum. Ha dikkatli kullan, kullanacaksan yani sorumluluk. Kullanacaksan dikkatli, kullanmayacaksan kullanma abi. Yandı Yeşil, yandı. Hadi, hadi. Niye duruyorsun bu kadar ya? Ah, buenos días Sinan Bey. Ya ne demezsin? Ömer yok mu? Var, burada geldi de. Hayırdır? Sizin neyiniz var? Ay, Sedam'la kavga mı ettiniz yoksa? Ne oldu? Kim haklı? Şu anda çıkışında eline versem ben haklıyım. Defne, kahveye geldim. Ay, iyi ki de buradayım. Ay, bu şirkette sohbetin, gıybetin ardı arkası kesilmiyor. Ay, iyi ki de bu şirketteyim. Ya, evet, tabii. Vallahi tam sizlik. Biz böyle arada iş yapıyoruz yani, hani fırsat buldukça. Ay! Ne? Ay ay! Ay ne? Ay inanmıyorum. Ay Neriman Hanım, ne oluyor ya? Hamilesin sen. Tövbe bismillah. Ay kesin. Ay, nereden çıkardınız canım, böyle bir şeyin ne alakası var? Ay ben bakar bakmaz anlarım. Sen kesin hamilesin. Ben olabilir Sinan. Yani bu çocuk hikayesi İki tarafın da isteğiyle olacak bir şey. İstiyorum işte abi. İstiyor, o da istesin. Ben de istiyorum. İstesin işte. İstemiş zamanında. Bir tane de çocuğu var. Çok da tatlı. Abi şimdi benim zamanım. Tamam, şimdi benim. Ben baba olmayacak mıyım yani? Bu mu? Olmayayım mı? Ne dedi peki? Çok mu kesin konuştu? Emin mi değil? Ben anlamadım ki. Yani işte ben anneyim zaten dedi. Ben de saftirik gibi öyle hayaller kuruyorum. İki tane çocuk yapalım. Biri kız olsun, biri oğlan. Oo, çoktan kapatmış konuyu. Yani ne diyeyim? Olabilir. Abi bu nasıl oluyor? Ben anlamıyorum yani. Nedir bunlar? Bir kere çocuk yaptıklarında sonra heveslerim gidiyor yani. Vaz mı geçiyor? Ne oluyor yani? Merhaba. Ah Defne, sana bir şey soracağım. Sen çocuk yapmak istiyor musun? Böyle ortalıkta minik minik iplikçiler dolaşsın. Ha? Ha? Çocuk istiyor musun? Ha. Yani evet. Sonuçta insanı sevdikten sonra. Gözünüzü seveyim. Gerçekten. Rica ediyorum. Bak şu an konu benimle alakalı.
Ne olur mıngırdamayın yani. Evet çok romantik bir konu olabilir ama mıngırdamayın. Benimle alakalı şu an konu. Tamam kardeşim, anlat. Anlat, rahatla. Ben toplantıdan önce bir konuşalım demiştim ama. Tabii buyurun, buyurun konuşun, buyurun. Ha Sinan Bey, siz bu çocuk meselesini niye sordunuz? Ha, burada da mı konuşuyoruz? Başka nerede konuşabiliyoruz ki? Kapattın konuyu, resmen tabu oldu. Ya ben mi kapattım? Küsüp giden sensin Sinan. Sabahtan beri tek kelime etmedim ben de. Tamam konuşalım peki. Ne diyeyim, ne dememi istiyorsun söyle. Ömer, tam olarak mesele ne? Konu şu, Seda Hanım başka bir çocuk yapmak istemiyor Defneciğim. Nasıl ya? Siz şimdi baba olmayacak mısınız? Hah işte bak ağzını öpeyim inşallah beni anlayan biri. Tamam mı? Bir bilenle biri çıkmış o dünyada gerçekten oh. Ne yani istememek suç mu? Ben mi kabahatli oldum şimdi? Değil sanmıyorum. Yani istenmeden dünyaya getirilecek bir çocuk kadar fena bir şey var mı? Evet ben de onu diyorum. İstemeden yapılacak şey mi bu? Siz şimdi başka çocuk istemiyor musunuz? Nasıl ya? Düşünmüyorum Defne. Benim zaten bir evladım var. Aa ben böyle bir şey hiç algılayamıyorum, anlamıyorum yani. Yani ne bileyim, yapılır ya çocuk. İnsan dediğin çocuk sever, ister yani çocuk. Hayır, ne bu ben anlamıyorum. Doğurup doğurup ondan sonra da ay ben artık böyle bir hayat istemiyorum deyip vazgeçmeler. Kedi yavrusu gibi çocukları kapılara koymalar. Kedi yavrusu olur mu bu? Kedi yavrusu bu. Kedi yavrusu bile konmaz. Ayıptır ya, bir sahip çık, bir şey yap. Pardon ben biraz konudan saptım galiba. Ben anlamadım zaten. Evet biraz konudan saptık. Şöyle yapalım. O zaman kahve molası verelim. Tamam inelim aşağıya konuşalım bunu. Tamam. Ömer de gelsin ama. O beni anlıyor. O zaman Defne de gelsin, o da beni anlıyor. Aslında bu sizin konunuz ya, biz karışmasak. Çok geç, çok geç. Hadi, hadi bakalım. Hadi gidiyoruz aşağı. Anneciğim, güzel oğluşum. Şimdi Ayşegül abla gelip sana bakacak, tamam mı? Annenin çok gizli bir işi var. Türkan teyze duymasın ha. Gerçi zaten kendisi burada değil, duyamaz da. Sen de söyleme yani. Annen gizli bir ilişki yaşıyor. Kiminle biliyor musun? Halacıkla. Ya? Defacıkla. Hı? Ne oldu? Sen de mi gelmek istiyorsun? Bir tanem hava çok soğuk ama üşütürsün diye korkuyorum ya. Sen şimdi Ayşegül ablanla güzel güzel takıl. Ben akşam sana bir bir anlatacağım, tamam mı? Çatlak alan neler yapıyormuş. Hı? Hadi bakalım bunumuzu da götürelim. Hop. Evet. Gel. Kim geldi? Kim geldi? Ha. Ay Ayşegül, ocağına düştüm. Türkan teyzeyi memlekete yolladık. Serdar da yok. Artık mecburen sen bakacaksın İso'ya. Bakarım canım, ne olacak? Biz İso'yla takılırız. Kız aslansın sen be. Anneciğim, üzme tamam mı Ayşegül ablayı? Hı? Hadi bakalım. Hop. Hadi ben gidiyorum. Şey, Nihan. Hah. Birine söylemem lazım. Biz Cevdet'le boşandık. Ne? Yani öyle işte, bitti. Boşandık. Ay zebellah magazin. Ben gidemem ki şimdi. Ne yapalım? Geç içeri. Geç. Hadi. Her şeyi bana bir bir anlatacaksın. Anlaştık mı? Gel hayatım. Hah. Otur. Otur şöyle. Otur. Bunu alayım. Bunu alayım. Böyle yapalım. Böyle çekeyim. Anlat. Nasıl oldu? Hı? O mu istedi? Sen mi istedin? Mutlu musun? Ama yine insanda bir burukluk oluyor değil mi? Ha? Hiç mi yok? Ay, kız senin gözlerinin içi gülüyor ya. Ha? Ay bana da bak. Ben hiç konuşturmadım ki seni Ayşegül. Ne yapalım? Şey yapalım. Ben çay suyu koyayım. Sen de bunu aç. Aç. Her şeyi anlat. Allah'ım devireceğim meraktan. Hayır tamam, ben Lara'yı da çok seviyorum. O da benim kızım da. Yani ne bileyim, benim kendi çocuklarım da olmasın mı ya? Bir de ben hep böyle kalabalık bir aileymiş istemiştim. Ne bileyim böyle alım çoluk çocuk. Ya baksanıza bana ya.
Tam böyle çocuklara atçılık oynayacak bir tip yok mu? Ha? Yavaş, yavaş. Öyle deme ya. Bence Sinan Bey'in gayet minnoş bir enerjisi var. Evet, çok minnoş bir enerjim var benim. Çok iyi baba olur benden. %100 katılıyorum ben Sinan Bey. Ben bunların hepsini biliyorum zaten. Ben senden baba olmaz demiyorum ki zaten. Ne o zaman? Sinan, istemiyor işte. Evet. Bu yani daha kısa ve net nasıl anlatılır ben bilmiyorum. İyi tamam yani ben baba olmayayım, benim çocuklarım olmasın. Ben böyle çocuklarımla parklarda, bahçelerde oynamayayım. Tamam mı? Bunu böyle tatmadan öleyim. Bunu mu istiyoruz? Ya yazık ya. Sinan Bey'in bunu yaşamak hakkı yani. Kesinlikle. Benim bunu yaşamaya hakkım var. Tamam ben bu yüzden yetişkin oldum abi. Ben baba olacağım zamanı bekliyorum. Ben şahsen böyle resme bakınca görebiliyorum yani her karede Sinan Bey'i ya. Olayı bu. Olayı mı? Ömer, bunlar hep böyle aynı tarafta mıdır? Her zaman. Alıştan iyi olur. Ne? Ne? Alo, yine ben. Ya sana çekirdek de getirmiştim ama dayanamadım, yedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Ne yapıyorsun? Anlatsana. Bizimkiler nasıl? İyiler, iyiler. Öyle Türkan teyzeyi bir memlekete yolladık. İşte hava değişimi olsun diye. Niye? Niye? Anneanneme bir şey mi oldu? Bana bak. Doktor tavsiye etti falan, ondan mı yolluyorsunuz kadını? Kız yok. Ne doktoru ne tavsiyesi ya. Allah Allah, biraz öyle canı sıkkındı. Öyle hava değişimi neşelendirsin diye. Nihan. Bak emin misin? Bu kadar mı? Öğrenirim ha. Kızım sen deli misin ya? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Gayet sağlığı cillop gibi kadının. Yok bir şey. Tamam. Asıl sen magazine koş. Bomba dedikodum var. Ne? Söyle. Hazır mısın? Söyle hadi. Şok olacaksın var ya, böyle kulakların falan düşecek. Ay söyle artık Nihan. Ayşegül'le Cevdet boşanmış. Ne diyor ya? Ya bu pis Cevdet Alman bir tane kadınla evlenmek için Ayşegül'ü boşamış. Ha, pislik. Hem de tek celsede. Neyse yani kız kurtuldu diye bakıyoruz artık. Ayşegül nasıl peki, iyi mi, üzgün mü? Yok ya. Yani biraz durgun tabii de. Kızım Cevdet'ten kurtuldu ya, daha ne olsun. Doğru söylüyorsun. Hatta zil takıp oynaması lazım ya. Hem kız zaten ekmeğini kazanıyor. Çocuğuna bakıyor falan. Mis. Yani. Çocuk. Nihan ya, ben sana bir şey soracağım. Sor. Sen böyle İso'ya hamile kaldığı zaman... Hamile misin? Hayır canım, ne alakası var benimle, Allah Allah. Şeyden... Bizim pazarlamada bir tane kız var. O bana bir sordu. Öyle, ben ondan soruyorum sana. Tamam tamam, doğru adres sor. Sen ilk hamile olduğun zaman nasıl anladın? Nasıl anladım? Yeşil elma. Kanka benim canım öyle fena yeşil elma çekti ki. Ki 10 sene yemesem aramam yani. Ne oldu? Canım yeşil elma çekiyor mu diye şey yapıyorum. Ay hamilesin. Vallahi geliyor. Geliyor mu? Gelsin. Ne olur gelsin. Hamile misin? Söyle. Aman yok. Ben değil. Yani bilmiyorum. Defne. Düşün şimdi. Böyle ekşi ekşi. Yeşil elma böyle ısırıyorsun onu. Düşün. Çekiyor mu canım? Çekmiyor. Ay çekiyor mu ya bilmiyorum. Bir daha de bakayım. Bak şimdi. Böyle yeşil, parlak. Aldım böyle. Isırıyorsun. Böyle ekşi ekşi böyle suyu akıyor böyle solu solu. Böyle şey olur ya hani, böyle dişlerin kamaşır. Hırt diye böyle. Hı? Yok. Yok. Çekmiyor. Ay koysan önüme yemem yani şu an. Hiç mi yemem? Yani belki bir dilim böyle. Bak çekiyor işte. Bak canın çekiyor. Ay yok deme öyle ya. Ay ne olur ol. Hamile ol ya. Elmayı düşün. Yok yok tamamım ben ya, yok. Olsa ben zaten anlarım yani, yok hiç. Şu kadar çekmiyor. Erik. Turşu. Turşu. Turşu şeker. Karpuz. Koray ya. Ay hayatım, tahmin ediyorum şu an kesinlikle düşündüğün insan benim. Nasıl değil? Ay hissettim tatlım. Yani o kepçe kulaklarından buram buram çıkan o kocaman enerjinle beni çağırdın tatlım. Ve işte karşındayım. Şu anda var ya, şahane fikirlerle buraya geldim tatlım. Bugünün bir günün olacağını biliyordum. Aa bilirsin hayatım. Böyle arkanı kollayan, sana değer veren bir dostun olduğu sürece bilirsin tatlım. Çok şanslısın. Çünkü ben varım. Ya ne demezsin. Evlilik teklifimi bile sen yaptın.
Belki de o yüzden bu haldeyizdir. Ay Sinoş, nasıl unutulmaz, nasıl romantik bir anı değil mi tatlım? Ay böyle aklıma geldikçe dikenlerim tüy tüy oluyor. Ay veya dur tam tersiydi herhalde. Ay hayatım, sizin var evliliğiniz teklifi bile geride bırakacak. Çok duygusal anlar yaşayacağız, edeceğiz. Ay kız, kepçe, hayatım senin için şahane video hazırlıyorum. Böyle herkesciklerden seninle ilgili duygularını alıyorum, ediyorum. Onları çok iyi bir şekilde montajlayıp sana duygusal anlar yaratacağım. Nasıl fikir? Dur bakalım Koray. Ay olmaz hayatım, duramam. Sabah akşam senin için çalışıyorum ben. Koraycığım lütfen, yani şu an evlilik meselesinde bir sorun var yani. Ne? Sorun mu var? Ay olamaz. Evlenmiyor musunuz yoksa? Bilmiyorum, belli değil, askıda yani. Ay olamaz hayatım. Nöron var, dünya kadar masraf yaptı. Ne alakası var şimdi Derman Hanım'la ya? Ama işte hayatım, siz böyle düğün müğün yapmıyoruz etmiyoruz deyince... kadın hayatım, nabız, anaç hayatım. Anaç ruhlu bir arkadaşım var benim. O da böyle işte bir organizasyon falan yapayım edeyim dedi. Böyle birkaç kişi falan çağıracak edecek. Tatlım, yani hayatımızın bir amacı olmalı. Amaçsız kalınca böyle yaşlanıyoruz, kilo alıyoruz, böyle kırışıklık falan çıkıyor, böyle göbeğim pırtlıyor amaçsız kalınca. Ha o yüzden insanların hayatına bulaşıyorsun sürekli, öyle mi? Ay, evet hayatım. Da şu an bir amacım yok. Dur bir amaç bulmalıyım. Buldum. Ay Seda'ya gideceğim tatlım. Gidip diyeceğim ki hayatım, Sinan'la evlenmek zorundasın. Hayat zaten bu yaştan sonra koca falan bulamaz o. Böyle 40 kediyle yaşlanır eder. Kedileri var ya, naaşını yer onun vallahi. Ay en iyisi Seda'ya gitmek. Hadi. Bye. Şu şey kepeklerimi düzelt. Bitici çirkin saçlı. Millet deliye hasret, biz akıllıya. Bekle. Yeşil Emre'ye mısın? Arkadaşını aldırmış, nefis. Defne. Ne var? Yer misin diyorum, elma. Müsaade edersen düşünüyorum. Elmayı yiyip yemeyeceğini mi? Evet. Allah başka dert vermesin, ye işte elma. He, o işler öyle kolay değil. Onun için aileler dağılıyor, ilişkiler bitiyor biliyor musun sen? Elmadan. Uf, istiyor muyum acaba ya? Ver bakayım bir tane. Oh. Bana da eşkisi denk geldi ha. Çok güzelmiş ya, ekşi ekşi. Vallahi hayat sana güzel be. Gelsin dostlar, gitsin elmalar. Kral gibi yaşıyorsun. İnanılmaz güzel geldi. Bir tane de alacağım galiba ben. Ben bayağı canım çekmiş benim. Hayır, niye bu kadar büyütüyorsun? Alt üstte elma ya. Her lafın, her hareketin bir olay. Hayır, ne oluyor yani, ne oluyor? Elma bu, elma. Vallahi çok güzel, mis gibi. Ha. Oh, olaya gel, elma yiyorum. Hadi bakalım. Allah ıslatsın seni. Numune bu ya. Manyak hareketlere bak. Al şunu. Ye elma. Ha. Bak. Şöyle koy. Şimdi İsocuğum. Böyle iki gözlü, iki şer kapısı olan bir kulübe yapacağız. Böylelikle dört arkadaş buna sığacak. Lan soğuğa kaldık ama. Bunu iki ay önce yapacaktık. E söyledim sana. Dinlemedin ki. Hüseyin de süründürdü zaten. Malzeme falan da vermedi. Gevşek. Ne olacak? Oğlum, yalnız bu hayvanlar da lokantadan karnını doyuruyor. Barınma işi de tamam. Ah! E olsun o kadar be oğlum. Zaten sokaktalar. Azıcık yüzleri gülsün hayvancıkların. Aynen öyle. Seninki. Oğlum bu ne acele ya? Ha? Dur oğlum, bitsin öyle gidersin, dur. Dur. Gel hadi. Ara. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Oo, seni ben yerim. Seni ben yerim. Bu kadar ayrı kalmamıştık ya. Fena vurdu bu sefer. Deli özledim. Serdar, kardeşin. Anneannem de kafa değişimine gitti.
Eskiden olsa anneannem gidince evde manyak gibi eğlenirdik. Şimdi öyle mal mal oturuyorsun. Yani onun durumu da pek farklı değil. Nasıl? Ne yapıyor, iyi mi? Yani siz ne kadar iyiseniz o da o kadar iyi işte. Çok özlüyor o da. Özlüyor da olur yok diyor. Kestirip atmışsınız Serdar. Yok. Olmayacak böyle bu. Halimize baksana. Biz buradayız. O orada. Anneannem Manisa'ya gitti. Darmadağın olduk. Benim bir şeyler yapmam lazım. Güzel dedin. Da? Ne yapsam? Nasıl yapsam? Daha kendimden bile emin değilim ki. Bir kere önce şunu aydın mı sen, onu söyle bakayım. Bu Defo'nun Ömer meselesine müdahale edemezsin Serdar. Kimse edemez, hiçbirimiz edemeyiz. Onlar tamam yani artık. Sen bunu kafana koy. Öyle yap, ne yapacaksın? Bir şey soracağım. Yeşil elma sever misin? Mesela şu an yer misin acaba? Severim ben ekşi şeyleri, biliyorsun. Senin de ekşi hallerine böyle, tatlı hallerine. Nereden çıktı şimdi? Şey... Ne oldu? Test yaptın mı? Var değil mi bir şey? Niye mesajlarım ekranda görünüyor? Niye? Gizli saklı işler mi çeviriyorsun? Kim? Ben. Gizli saklı iş. Ben hiç... Bu kadar saçma bir şey duymadım yani. O kadar saçma bir şey ki hiç... O kadar saçmasını duymamıştım. Ay yine... Yine. Ay çok merak ettim. Nedir sonuç? Hadi bir test yap ya. Ay başım döndü benim ya. Ne? İyi misin? Başım mı dönüyor? Evet, biraz bir böyle bir başım döndü. Gel otur, gel. Ha yok. Dönmüyor başım falan, dönmüyor. Ne öyle şey gibi? Yok, hiçbir şey yok. Dönmüyor. Seni şu an o kadar anlamıyorum ki yani, o kadar olur. Olsun, ben de zaten şu an hiç anlamıyorum. Çok da şey yapma. Neyse. Yeşil elma diyorduk, sen seversin zaten. Ne yapayım, aldırayım mı? Yeşil elma. Ah, bir dakika ya. Ben zaten elma seviyorum değil mi? Ben zaten yeşil elma seviyorum yani. Zaten seviyordum. Böyle ekstra bir durum yok. Ha sen gördün değil mi benim elimde böyle yeşil elma Artur yerken? Tabii. Tabii. Oh, tamam ya. Oh, hiçbir şey yok, tamam. İyi, rahatladıysan bir sarıl. Ben de bir rahatlayayım, gel. Yok, kesin hamilesin sen. Ay Neriman Hanım, ne alakası var? Ay yüzüne bir parıltı gelmiş. Göz bebeklerin de büyümüş. Ne bebeği? Yok öyle bir şey, büyümemiş, yok. Hayır öyle bir şey değil. Anlarım ben. Geliyor. Başladı mı mide bulantıları? Yok. Öyle bir şey yok, iyiyim. Baş dönmesi? Baş dönmesi? Ay evet, o biraz var. Hatta Ömer'in odasında da az önce. Neriman Hanım, ne olur benim kafamı bozmayın ya. Ay sakın, bozma kafanı zaten. Kafan sana lazım, anne olacaksın sen. Ama madem emin olmak istiyorsun, al. Bu ne? Test işte, hamilelik testi. Ay. Ay yapacaksın, göreceğiz. Hadi canım, hadi. Tamam değil mi? Tamam. Şuraya da çakalım. Ömer'le konuşacağım. Sen ciddi misin ya? Evet. Bir kere de büyüklük bizde kalsın değil mi? Şimdiye kadar evin sağduyurusu hep Defne oldu. Şimdi ben abilik yapayım. Duruma bir el atayım. Çok özledim diyorum oğlum. Burnumda tutuyor kardeşim ya. Ulan Serdar, aferin be. Dur ben bir Ömer'i arayıp buluşma yani. Ha. Ya şimdilik Defne bilmesin. Olur mu? Yani hani anlaşamayız filan. Güzel olacak, güzel. Sen sıkma canını.
Söyle İsmail. Halı saha. E olur, tamam, bana uyar. Tamam, konuşuruz. Hadi. Yok ya. Bitti. Tamam ya. Olmuyor. Geç bulduk, erken kaybettik. Ne yapalım? Demek ki kader buymuş. Sinan, abartmasan mı biraz? Sanki. Yok abi, çözemiyoruz. Çözemiyoruz. Konuşarak da çözemiyoruz. Nasıl çözeceğiz başka? Olmuyor işte, tamam. Bak İsmail aradı, halı saha maçı falan diyor. Gel bir kafanı temizle. Biraz daha düşünürsen yanacak çünkü. Belli. Halı saha. Ha. Olur, tamam, gelirim. Yani bana değişiklik olur böyle. Tamam, değişir. Ay, ben de gideceğim. Ne olur. Kuraycığım, senin kafa zaten pırıl pırıl. Hiç gerek yok. Güven bana. Kuray, halı saha. Şampanya partisi falan yok. Hayır. Olsun. Hayatım. Ay, ben var ya, çok yönlü bir kişiliğimdir. Ay, en azından tecrübelerim. Ay, herkese karşı ben. Hadi. Ay, oflama. Oflamak yok. Ay, artık beni dışlamayın be. Ay çocuklar, şu dakika itibariyle takım kuruyorum. Organization bende. İyi, tamam. Ne yapıyorsan yap. Ay çocuklar, halı sahaya catering çağırabiliyor muyuz ha? Böyle papyonu, garsonlar falan. Hayatım, böyle acık kriz ederiz sonuçta yani. Top peşine koşturuyor insanlar, terler eder falan. İnsanlık hali yani bu. Koray. Tamam, ne istiyorsan yap. Catering getir, dansçı kız getir, makaron kulesi dik istiyorsan, tamam. Ama ne olur şimdi odadan çık, tamam mı? Hadi. Sinan. Ve o kadar da olmasaydı keşke be. Ayağına sıkmak olur değil mi? Hiç komik değil, tamam mı? Ne var yani? Alışkanlık. Aşkım, 12 tane çilekli süt aldın, 12 tane. Olabilir. Allah Allah. Tadı güzel, seviyorum. Hem eski alışkanlık. Ben daha lezzetli şeyler de biliyorum aslında ama. Orası ayrı. Çok tatlısın. En az çilekli süt kadar. Yarışırsınız bence. Hı hı. Kapı. Sinan, dur bakayım ben. Hoş geldin Sinan Bey. Hoş bulduk. Sinan. Hı? Ben bir çantamı alıp geleyim. Tamam. Her şey yolunda mı diyeceğim ama? İşte bıraktığın yerde diyelim. Böyle tuhaf saçma bir gerilim yani. Bence her şey yoluna girecek. Hiç canınızı sıkmayın. Öyle gerilmeyin. Ya bizim gerilimin dozu böyle çeşitli bir farklı yani şu anda. Bir de birlikte yaşıyoruz falan. Lara var, hadi ona çaktırmayalım falan. Ne bileyim. Yetişkin meseleleri. Değil mi ya? Biz bayağı yetişkin olduk ya. Baba olmaktan bahsediyordunuz Sinan Bey. Siz ne halin böyle, hiç konuşuyor musunuz böyle, ne bileyim, çocuk falan? Yok, biz hiç öyle şeyler konuşmuyoruz. Yakışır ya benim kardeşime, baba olmak falan. Çıkabiliriz kardeşim, hadi. Ya siz bayağı bayağı maça gidiyorsunuz. İyi bir takımınız vardır inşallah. Olmaz mı? Hele biri var ki. Ay hayır, Koray Bey geliyor. Ne yazık ki. Ha, neyse neyse, bayağı eğleneceksiniz siz bence. Sorma sorma, ben arabada bekliyorum, hadi. Sıkılacak mısın ben sizi? Evet. Gitmeyeyim o zaman. Aa yok, git.
Yani arkadaşlarımla paylaşmam lazım seni ki sonra benim değerim anlaşılsın. Bak bak laflara bak. Hocam kim? Özleyeceğim seni. Ben de. İyi şanslar. Sizler Koray Sargı'nın takımısınız. Üşümek yok, yorulmak yok. Hepinizden en üstün performansınızı bekliyorum. Bana bakın, eğer yenilirsek hepinizin maaşlarının yarısını keserim. Ona göre. Ama Koray Bey, haksızlık değil mi? Sus! Terbiyesiz seni, hadsiz. Hayatım, bu takımın kaptanı benim. Bana karşı gelemezsin. Atarım vallahi seni. Takımsız kalırsın sonra. Koray Bey, ben kaleye geçsem ya. Olabilir bir kale. Ay tartımsız mı? Nedir bu da böyle? Hayatım, tabii ki de kaleci benim. Öyle bütün saha boyunca beygir gibi koşacağım mı zannediyorsun ha? Tatlım, benim ayak bileklerim çok hassastır da. O yüzden çocuklar neyse, bu takımın beyni benim. Bana ihtiyacınız var tabii ki. Abi ne oluyor burada? Ya bir kere bu ne? Oğlum Koray sana olaylar işte. Ya Defne de nasıl absürt bir dünyanın içindeymiş. Vallahi üzüldüm, acıdım kardeşim ha. O bakıyor başının çaresine, merak etme sen. Tamam, şu içeride sinirimizi bozmayalım. Hadi. Bunlar hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? Biliyorum, tamam üstüme gelme ya, tamam. Bari sen orada olma. Amma derdin varmış kardeşim, susma değil. Var. Hadi devam, devam, devam. Evet, şimdi herkescikler toplansın. Takımları açıklıyorum. Ay dur, ismini unuttum. Kuru Kız'ın abisi. İsot Bey'ciğim, hoş geldiniz. Ay Ömüş'üm, Sinoş'um ve de şu işe yaramaz. Sizler bir takımsınız. Ben ve aslanlarım da diğer takımız. Hakem. Evet, Ömer Bey, yüksek müsaadenizle hakem benim. Müsaade senin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, gördünüz. Hakem benim. Şahitsiniz. Ömer Bey dedi ki, sen dedi çok disiplinlisin, çok çalışkansın, hakem sen ol dedi. Ben zaten bu mesleği seçmeseydim hakem olurdum. Çünkü hakemlik zor bir meslek. Ben de zoru severim. Evet, hakem benim. Düdük elimde, sakın ola ki kötü, yanlış ve sert bir maç istemiyorum. Çok kart gösteririm ve hepinizi oyundan atarım. Hiç acımam yok. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Teşekkürler. Başlatıyorum maçı. Evet. Benim kurallarım var biliyorsunuz. Biraz ısınalım ve maça başlayacağız. Ay beceriksizler. Ay bu kadar mı zor ha? Niye hala gol değil? Ay sizi var ya, takımı aldığım güne lanet olsun lanet. Ay, ay Zübeyir koş, koş. Ay sanki at yarışındayım. Ay Allah'ım bunlar niye böyle? Ay Portekizce mi konuşayım ha? O dilden mi anlarsınız siz? Ay hadi. Koray Bey, yalnız hakem olarak müdahale etmek zorundayım. Sesiniz çok çıkıyor. Ay sus be, sana ne? Takım benim takımım. Hadi git. Ben burada hakemim. Ömer Bey beni hakem seçti. Kuralları ben koyarım. Kartımı gösteririm. Çok disiplinliyimdir. Ay çenesi düştü bunun. Var ya, çener çekilir inşallah. Tipsiz sarı ciyan. Ay Zübeyir hadi. Ay yanlış ata oynadım herhalde ben. Yanlış ata oynadım. Ay beyinsizler, sebeler, kartlar. Hadi be. Bana bak. Yiyor musun sen buradan bir şeyler? Eksilmiş vallahi dava açarım sana. Duydun mu? Ay bunlar pek güzel. Ay. Ay ne oldu? Bir dakika bir dakika ne oldu? Gol. Bal gibi gol. İso Bey gerçekten ayak içinize bayıldım. Muhteşem bir gol attınız.
Ay gol mü? Ay olamaz. Reddediyorum. Ay görmemiştim. Bakmamıştım bile. Ay somonlu kalep yiyordum o ara. Koray Bey, maç esnasında yemek yemek nedir? Bu garsonları çağırmak nedir? Bu ikramlar nedir? Maç esnasında karnınızı doyuramazsınız. Titanik mi burası? Şu hale bakın ya. Ay ne yemek yemesi be? Höz, ne münasebet. Atıştırıyordum hayatım sadece. Ay insanım ben de. İhtiyaçlarım var benim de. Ne yapayım? Karnım acıkmıştı. Ay Allah'ım, bu kadar insanlık dışı bir spor olamaz. Ya Koray Bey, ne yaptın? Siz yüzünden gol dedik ya. Bu yemekler nedir burada ya? Sus! Küçükseme seni. Ay sen de beni suçluyorsun öyle mi? Bana bak, seni işten kovdurtacağım. Tazminat bile ödettirmeyeceğim sana. Pis! Pardon, eğer bittiyse devam edebilir miyiz? Ay bitmedi. Boğazıma dizdiniz küçük küçük somonlu kanepelerimi. Ay Hakem Bey, ne olur bir şans daha verin. Ne olur lütfen. Bir kere daha şans verin, takılma ne olur. Hakeme dokunmaktan size bir sarı kart. Ay yaşasın. VIP mi? VIP diyor ya. Devam edelim arkadaşlar maça. Aa, Allah Allah. Ay ne oldu? Ay ne oldu? Bir dakika, gitmeyin. Ay... Ha, ay ta uzaklaşın. Biraz daha iyiyim bir şey. Ay Allah'ım, çok mutluyum ya Rabbim. Ay Allah'ım, bugünleri de gördüm. Dünyanın en mutlu insanıyım. Sincap yürüyüşü yapalım. Bak çocuklar, sincap yürüyüşü. Koray Bey, sincap yürüyüşü değil o, timsah yürüyüşü. Ayrıca siz ne yapıyorsunuz? Golü yiyen sizsiniz. Ay nasıl yani? Ne nasıl yani? Karşı taraf golü sizin kalenize attı. Burası sizin kale. Ay bir dakika. E tamam hayatım, işte kale benim kale işte. Buraya geldi top. Ay dur. Ay kafam karıştı şu anda. Ay ay Hakem Bey, mola istiyorum ben, ne olur. Mola ne olur. Allah. Hadi. Araba buraya geldi, top işte. Doğru. Mola nedir? Basketbol mu bu, futbol? Ha ay. Ay ama buraya geldi. Ay. Ay bulamıyorum, ne yapsın bir de. Nihan, Ömerler maça gitti. Gelsene bize. Sohbet muhabbet ederiz. Uçtun mu kızım? Ay sorma. Var ya, nasıl dışarı çıkasım vardı belli değil. Bir sokuş gene delirtiyordu beni. Ben de Ayşegül'e bıraktım, bastım geldim. Niye, ne oldu? Niye delirtiyor ki? Ay Defne, var ya, bazen böyle kendimi kaldırıp kuyulara atasım geliyor ya. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Annelik olağanüstü bir şey. Ya İso var ya, böyle benim kuzum ya. Hani gözümü kırpmadan canımı veririm bak, öyle bir şey. Ama çok yorucu ya, zor yani. Hani çok istemek lazım. Anladım. Ne gibi zorlukları var mesela yani bunun? Canım biliyorsun işte. Dışarı çıkmak dert, çanta hazırlamak dert. Akşam uykusu patladıysa yandın. Ay hele bir de hastaysa. Ay evet doğru. Ama yine de iyi ki var ya, benim minnoşum. Ya benim hayatımda yaptığım en güzel şey. Aa, poğaça mı aldın? Hay hay, o benim şey... Gebelik testi bu. Evet. Yani sen şimdi bunu aldığına göre... Bayağı o noktaya geldin hani. Şüphe tavan o zaman. Ya yok, ben o almadım aslında yani. Ben almadım onu. Ya olsun. Gerçeğin anahtarı elimizde Defne. Hadi yapalım. Hadi. La 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 la. Sevinin hadi, sevinin.
şampiyon belli. İkinci kim çocuklar? Ha? Ay resmen yendik. Var ya dolma yaptık, pişirdik. İtibarınız iki paralık oldu sizin. Ay şu an o kadar mutluyum ki. Aferin bana. Bravo. Tabii önce kendimi, sonra da takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık, çok ter döktük. Sona kadar da savaştık. Gözü olanların gözü çıkar inşallah. Kazanmak da nasıl yakışmadı ya? Nasıl oldu bu ya hakikaten? Allah adam resmen kazandı Muruk. Yendi bizi. Cebren ve hileyle. Hadi yeme. Ay hayır hayatım. Öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Ver. Çok centilmence yarıştınız. Hepinizi çok çok tebrik ediyorum. Ama tabii ki galip biz olduk. Çocuklar sakın kendinize kabahat bulmayın. Bu maçın sizinle asla ilgisi yok. Karşımızda kim olursa olsun zaten yenerdik. Daha devam edecek mi? Ay çocuklar bir şey söyleyeyim size. Sizin yerinizde olsam var ya şu narin vücudumu pervazlardan sarkıtırdım. Yemeden içmeden kesilirdim. Bir hafta boyunca insanın içine çıkmazdım. Yenilgimi unutturmak için suni gündemler yaratırdım. Hadi hadi. Aa, ay nereye? Daha bana bir şey vermeden. Anlamadım. Ay hayatım işte kazandık. Yani kuru kuru şampiyonluk mu olurmuş ha? Ay neyine girmiştik? Ya tamam işte bir tepsi baklava alırız. Ay ucuz ucuz mahalle işi. Ayrıca seninle konuşmuyorum. İsmini bile hatırlamıyorum senin. Ay Ömüş, Sinoş nasıl ihya edeceksiniz beni? Ha? Ay nesine girmiştik? Of Koray isteklerini bildir karşılarız. İşle alakalı bir şey olmasın da. Hadi hadi yeme artık. Ay yemeği mi? Durun ben de geleceğim. Ay alın çocuklar şunu. Hadi yapıyoruz. Hadi hadi hemen. Hadi. Hayır ya, hayır yapmayacağım saçmalama. Hadi hadi hadi. Hadi. Hayır, ha, hayır diyorum yapmayacağım. Aa yapacaksın yapacaksın hadi. Ay hayır yapmayacağım dedim. Kızım yapacaksın diyorum ya. Yürü. Ya Nihan yapmayacağım. Aa döveceğim şimdi ha. Yok ya kolaydı bak ben döverim seni. Yürü. Ya Nihan dedim aa yapmayacağım. Niye kızım istemiyor musun ya? Ya otur artık. Tamam dur sakin olalım. Şimdi hamileysen falan zeval gelmesin çocuğa. Ya deme şöyle şeyler ya. Niye? İstemiyor musun sanki? İstiyorum. Çok istiyorum hem de. Hı. Ama şimdi... Pat diye böyle Ömer'e. Kızım sen deli misin? Adam sevincinden havaya uçar ya. Ne bileyim ya korkuyorum. Şu an yüzleşmeye korkuyorum. Tamam. O zaman... Aç bilgisayarı, internetten belirtilere bakalım. Ben ilk öyle yaptım. Ha, artık ondan da kaçmazsın. Yok, bakalım. Hadi. İyi olacak, iyi. Şifre ne? Defne. Ay. Ay Ömer'e mesaj gelmiş. E açsana. Saçmalama niye açayım Ömer'in mesajı? Merak etmiyor musun? Ediyorum. Edebilirim. Hı. E ama niye açayım canım ayıp. Ay aman iyi. Merak et dur. Arkadaş seninki de buz. Ketum yani adam hiçbir şey anlatmaz ki. Ay sanki anlatacak bir şey var Nihan. Ne anlatacak? Ya varsa? Ya belki işle ilgili bir şey. Ne anlatacak yok bir şey. Belki değildir. Böyle bir kız falandır. Ya ne kızımızdı ya. Kız. Ay bu işle ilgili bakmam lazım. Efendim Aslı. Te Allah'ım ya. Ben 50 kere açmıştım şimdi. Allah'ım sen affet. Videolu mesaj mı bu ya? Ne ki bu? Yani yok işte istemiyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Ayrılırız herhalde biz. Dur bakalım ya ne yaptın hemen? Evet ya. Yani iş evlilik raddesine gelmiş. Zaten birlikte yaşıyorsunuz. Öyle hemen vazgeçilir mi? Ne yapayım abi yani? Yapacak bir şey yok istemiyor şimdi. Ben de yalan mı söyleyeyim yani? Çocuk istiyorum ben de. Zor. Yani bilemedim şimdi. Buldum. Allah be yavaş. Ay vallahi buldum. Ne buldun? Ay hayatım bak çözüm özüm değil.
Ay ne isteyeceğimi buldum. Ay hazır mısınız çocuklar? Bana bakın, çocuğunuz olursa ilk erkek çocuğunuzun adını Koray koyacaksınız. Şuş deve. Ay, yazık. İki halı saha maçı yaptın diye hemen mahalle ağası. Hayatım sen asil bir adamsın. Yakıştı mı şimdi bunlar sana? Nasıl yani Koray? Ay, hayatım işte. Hanginiz olursa. Ay, sinoş, ömüş yani piyango kime vurursa. Yavrucuğuna benim bu müstesna adımı koymaya hak kazanacak. Benim için zaten öyle bir ihtimal yok ama yine de ben hayır diyorum yani. Koray, biraz abartmadın mı sanki? Ay ne istersen demiştin ama. Vallahi hakkı var moruk dedin. Evet dedin. Ay bir dakika. Ay destek mi oluyor bunlar bana şimdi? Ay menfaatleri var herhalde. Ay Sinoş ha. Bir şey yap hayatım. İyi bunlar kesin borç falan ister benden şimdi. Ben bilmem. Laf ağızdan bir kere çıkar. Aa, ay baya baya benim tarafımdalar şu anda. Ay dur. Sahip falan isterler şimdi. Ay imzalı fotoğrafım da yok. Ne yapsam? Ay Sinoş yardım et bilemedim. İyi tamam. Ne? Tamam madem laf ağızdan çıkıyor. Olur. Yaşasın. Ay şu an çok mutluyum. Ay gelsin minik minik kolişler. Koray. Biraz sessiz bak, herkes seni dinliyor. Ay. Bana bu kadar mutluluk çok fazla. Müsaadenizi istiyorum. İyi geceler. Ay Kepçe dur bekle beni. Ben de geleceğim. Ay bu üşüden korkmaya başladım şimdi. Mod ha ay vestiyerdeydi. Ha, ay hadi yürü. Başım, hadi eyvallah ya. Hadi bana da müsaade. Size afiyet olsun. Selam söyle ustama. Eyvallah. Serdar, nasıl gidiyor? Ya fena değil. Öyle bir köpek kulübesi falan işine girdim. Malzeme eksik falan filan işte. Ne malzemesi? Ya böyle çatısı çelik olsun istiyorum. Hani böyle akmasın, kokmasın diye ama neyse ya. Sana şimdi çelik tavan mı lazım? Evet. Bir dakika bekle. Ya nereye? Nereye? Bizim üretimden bir şeyler uydururuz. Ya bu saatte mi? Gel gel, geç bile kalmışsınız hadi. Evet, geç bile kaldık dedim. Aynısını ben de dedim. Ömer, tatlım. Ne yazık ki İstanbul'a gelemiyorum ben. Tatlım mı dedi bu? Daha bu ne ki? Oynat. Ama üzülme tamam mı? Neden dersen Viyana'dan teklif geldi. Stan Süper'den hem de. İnanabiliyor musun? Yeniden dans edebileceğim. Sahnelere döndüm nihayet. Aferin. Sen de çok sevindin değil mi? Gülümsediğini görür gibiyim. Sen bir tanesin biliyor musun? Bu evin kirasını ödüyorsun. Her ay para gönderiyorsun. Ama artık bunları yapmana gerek yok tatlım. Sahnelere döndüm ben. Bak Ömer, o geceyi hiç unutmayacağım. Benim için o gece bir son değil, bir başlangıçtı. Sen de hep öyle düşün, öyle hatırla tamam mı? Bismillah çağım. Defne. Defne. Bir şey söyle, bir tepki ver. Defne. Ben. Doğru mu duydum? Yani hangi kısmını mesela? Para gönderip bakmalar. Tatlımlar. O gece. Ne diyor ya? Defne, ne yapıyorsun ya? Bir şey söyle, ne yapıyorsun Defne? Alo. Alo, kimle görüşüyorum? Eda ben. Kimi aramıştınız? Mesajı atanın adı Eda'ydı değil mi? Yani evet de. Nihan bana bir şey söyle. Ya bilemedim ki şu an. İso'yu arayalım mı biz? Ha? Yani sonuçta bizim en aklı selimimiz olan o. Arayalım.
Tamam galiba. Vay be. Mis gibi oldu. Eyvallah. Bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ben anladım sizi. Yani zaten benim derdim seninle değil. Biliyorum. Sen iyi adamsın. Doğru adamsın. Yani ben kardeşimi gözümü kırpmadan emanet ederim sana. Benim asıl derdim Defne. Anlamadım. Defne senleyken bambaşka bir insan oluyor. Benim tanıdığım, bildiğim kardeşim olmaktan çıkıyor. Sen gidince de kuyulara düşüyor. Korkuyorum. Serdar, bunun bir çözümü yok. Yani bunu kabul etmeniz lazım. Ayrıca Defne bana emanet değil. Defne benim. Yani bir yanınız seninse biz birbirimize aitiz. Yani benim Defne'm böyle, kabul edin diyorsun. Öyle. Kabul edin, tanışın. Büyüyoruz. Bunun önünde duramaz. Yani hiçbirimiz duramayız. Doğru aslında. Nihan'la ben mesela. İki tane zibidiydik. Şimdi insan yetiştiriyoruz. Ya oluyor ya bir şekil. Sen acayip adamsın ha. Yani öyle pek fazla konuşmuyorsun ama konuşunca da doğruları söylüyorsun. Helal. Sağ ol, sen de sağ ol. Nasıl peki? Özlüyor mu bizi? Özlemez mi? Bir gelsenize bir gün ziyarete. Hakikaten ha. Hatta sürpriz yapalım. Ya aklını alalım o manyağı ya. Bakma sen sever o sürprizleri. E güzel anlaştık. Hadi gidelim. Sevgilim. Defne.
Çay koyuyor. Hiç koyma koyma. Nerede Defne? İso. Nerede Defne? Söyleyemem moruk. Ne demek söyleyemem? Söyleyemem. Çünkü bilmeni istemiyorum. İso sen ciddi misin? Yani eve gelmedi. Onu söyleyeyim. Evde değil yani. Nerede peki? Ömer bak. Sen beni burada kessen yine söyleyemem. Ama umarım bulursun. Bulursun ve de konuşursunuz. Ha biliyorsun yani konuyu. Biliyorum. Mantıklı bir açıklaması vardır dedim. Neticede sen de benim dostumsun abi. Yani böyle bir konuda da nasıl mantıklı açıklama var bilmiyorum da kafamda basmıyor. Var değil mi? Mantıklı bir açıklama. Tamam ben anladım. Tamam. Ah gel canım günaydın gel. Ay bu ara pilatese ara verdim şekerim. Pilates hocam hakkımda uzaklaştırma kararı çıkartmış. Hayır yani ne yaptıysam. Neyse işte ben de kapılara bakıyorum spor olsun diye. Tamam. Nedir peki bu kadar acil olan Neriman Hanım? Ah, gel kahve içeceğiz seninle. Yalnız ben çok kalamam işim var. Ay hayatım olmasın işin. Ay zaten yanlış yanlış işler yapıyorsunuz. Bana bak tam 50 adet kristal şampanya bardağı ısmarladım. İyi de Neriman Hanım, bundan bana ne? Aa, senin için tatlım, Sinoş'la sana düğüncük yapacağım. Burada, benim evimde. Bak şimdi, bir kasa şampanya, İspanyol şarapları, son moda amüsbuşlar. Ay bütün bunlar boşa mı gitsin? Ay, ay yapma, ay ağlıyorsun sen. Ay hiç hoşlanmam. Ay merhametim gelir beni. Ay. Ay. Ah canım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah. Ne diyorsun? Allah ne diyeyim? Bunda pek öyle dönülür bir tarafı yok ama. Ama seni Sinan anlattım sana. Anlattın da keşke Defne izlerken de yanında olsaymışsın. Böyle anlatmayınca çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait. Kız da haklı. Haftalardır anlatıyorum. Zaten yanlış anlayacaktı. Nerede şimdi? Basıp gitti. Kime çekmiş acaba? Hı? Yok canım böyle basıp gitmiş falan ya. Kime çekmiş diyorum yani. Bir şey diyeceğim. İso evde yok falan derken acaba böyle yalan mı söyledi? Aa. İso yalan söylemez. Yani herhalde söylemez. Ne bileyim. Ben bir kahve yapayım da kendimize gelelim. Yok kahve. Şükrü almaya gitti. Gelir şimdi. Nerede bu ya? Ya Sinan. Senin de böyle derdin varken uğraştırıyorum. Kusura bakma. Yok ya ne derdi bizimkisi artık öyle. Çözülecek bir dert değil. Boş ver işliyse Defne'yi bulalım. Şimdi tüm samimiyetinle söyle bakalım. Neden çocuk istemiyorsun? Benden uzaklaşır diye korkuyorum. Ay o ne demek öyle? İlker'le öyle olmuştu. Lara doğduktan sonra soğuduk, uzaklaştık birbirimizden. Bambaşka bir insan oldu. Ne Lara ile ilgilendi ne benimle. Eve falan gelmemeye başladı. Birden yapayalnız kaldım. Mutlu bir aile olacağız derken tek başıma büyüttüm ben Lara'yı. Biz kadınlar ilk çocukta biraz böyle dağılırız. Sanırız ki çocuğu doğurduktan sonra böyle lapmadanak tüm zarafetimizle Heidi Klum gibi ayaklanacağız. O zarafetle çocuğa bakacağız. Ama işte öyle olmuyor tatlım. İşte çocuğun sütüydü, mamasıydı, kakasıydı derken kayboluveriyoruz. Öyle. Açıkçası İlker de çok sevmedi Dora gelmeyi. Ağrılarım vardı. Uykusuzluk şu, bu. Sonra bir baktım. Lara ile ben yapayalnızız. İlker artık hiç yok. Sonra zaten işmiş.
İyice koptuk, aramıza dağlar girdi. Sinan'la da böyle olmasını istemiyorum. Ben onu kaybetmeye dayanamam. Peki, İlker çocuk yapalım demiş miydi? Hayır. Ama bak Sinan istiyor. Ay çok merhametli, çok iyi kalplidir benim Sinoş'um. Ay o sonuna kadar kefilim ben ona. Bak, Sinan'ın ailesi uzakta ama ben, Ömer, Necmi, Koriş... hepimiz onun ailesi olduk. O bu evin bir oğlu gibi büyüdü. Sen de artık bizim kızımız olacaksın. Ben seni Sude'den de, Defne'den de ayrı tutmam artık. Korkma diyorsunuz yani. Korkma. Bak, Sinoş'umla her yola girilir, her tepe aşılır. Ay, çok mutlu olacaksınız. Buna inanmak istiyorum ben galiba, evet. Ay, inandım bile. Ay, bana bak, ben demin Defne dedim değil mi? Defne ne yapıyor acaba? Neden? Ay, hamile de kendisi. Aa, yani öyle kesin bir kanıt, bir veri yok. Yani hissi kablel vuku türünden bir şey. Anlamadım. Boş ver tatlım, zaman lazım, anlarsın. Efendim? Anlarsın diyorum. Alışırsın sen bu durumlara, zamanla. Biraz zaman gerekiyor sana. Bir düşün Sinan'ı ya. Bir düşünsene Allah aşkına, nerede olabilir? İşe gitmiş. Evet, saçma bir ihtimal. Sen zaten bu ihtimali düşünmüşsündür. Ya bunun gittiği bir kuru fasulyeci, nohutçu bir şeyler vardı. Bunlar gitmiş olmasın? Gitmez. Yani bildiğimi biliyor. Oraya gitme ihtimali yok. Ben baktım. Gel Şükrü abi. Merhaba Sinan Bey. Ömer Bey, kahveniz efendim. Buyurun. Şöyle bırakayım. Şükrü, sen söyle, nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Yani Defne'nin gittiği böyle özel yerleri var ya kendince. Zor tabii şimdi Ömer Bey. Nereden bileceksiniz tabii. Akıllı bir fare gider, kedinin yatağına saklanır diyeceğim ama... neyse, ben karışmayayım. İyi günler efendim. Manisa'ya gitmiş. Olamaz mı? Ha? Yok canım, ne Manisa'sı? Ne bileyim oğlum, böyle şimdi empati kuruyorum da ya. Abi bir dakika, bir dakika. Ne dedi o giderken ya? Kedi dedi, fare. Hı? Ömer. Ne oluyor ya? Ben de gideyim, bu saçma olur. Bize bu çıktı şimdi. Neyse Defne Hanım, yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Ay, bunu yaşamak da varmış. Belki de kısmet değildi. Belki de ben zorluyorumdur, ne bileyim. Bebekler ilk 3 ay gaz sorunu yaşarlar. O 3 ay fenadır. Neredeyse hiç uyuyamazsın.
evde durmak bilmez bir bebek sesi. Öyle hayal ettiğin gibi Mozart dinleyerek de susturamazsın. Berbat bir elektrik süpürge sesi anca susturur onu. 1,5-2 sene her tür, her renk, her kıvamda kakayla içli dışlı olursun. Bezden kesilince de bitmez. Bir sürede lazımlık konusu var. O kakayı illa göreceksin yani. Okul seçme zamanı geldiğinde iyice sıyıracak noktaya gelebilirsin. Bir de okulda öğrendiği yabuk sabuk laflar var. Sinir tellerinin üzerinde dolaşır ve bunu bilerek yapar. Sabrını ölçmek için. Sabırlı ve şefkatli olmayı hiç bırakmamalısın. Ama en önemlisi, birbirimizi sevmekten ve bu yolculukta ortak olmaktan vazgeçmemeliyiz. Caymak yok yani. Yok. Ben bunların hepsine hazırım. Hepsine. Bak bana güvenebilirsin. Tamam. Tamam. Yani şey... şimdi yanlış anlama, hani böyle emin olmak için soruyorum yani. Şimdi bebek yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. O zaman evleniyoruz da. Yok artık. O kadar mı ileri gittin sen? Ne bileyim, ilk defa öyle büyük bir kavga edince hani ben herhalde... yani olmaz dedim. Bu son olsun o zaman. Son olsun. Bu arada şey, biliyorum sen hani mütevazı bir şey dedik ama Neriman Hanım bizim için bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Evet biliyorum, haberim var, bana da söyledi. Hani bir şey değil, belki hani evde yapacağız. O olabilir değil mi? Biz bize, tabii. Biz bize. Sevdiklerimizle. Olur. Olur tabii ya. Olur, aile de oluruz. Ben baba mı olacağım? Ha? Evet. Mu söyledi sana burada olduğumu? Şey falan söylemedi. Niye buradasın? Niye dinlemiyorsun? Ha ben mi suçlu oldum şimdi? Defne ne yapacaksın? Her şeyde kaçıp gidecekmiş çocuk gibi. Çocuk falan değilim ben. Neydi o ya? Yok Ömerciğim, tatlım, bilmem ne. Ay ben gerçekten düşünüyorum. Bunun gerçekten masum bir açıklaması olamaz. Sen bayağı iki kişi idare ediyor musun? Defne, pişman olacağın şeyler söyleme. Söylerim. Kim o kadın? Ay sen kimle unutulmaz bir gece yaşıyorsun? Düşündükçe gerçekten sinirden deli oluyorum. Otur şöyle konuşalım, anlatacağım. Oturmuyorum. Şu anda senin ağzını burnunu kırasım var. Tamam kırarsın, bir anlatayım. Gel. Eda benim çok yakın arkadaşım. Ya ben her şeyi bırakıp İtalya'ya gittiğimde... o en yarım, en kötü halimde hep Eda vardı yanımda. O topladı beni. Aslında hep senin tarafını tutuyordu. O gece dediği kaza yaptığımız gece. Yani Eda'nın gösterisi vardı. Sonra kendini sakatladı. Ben de işte aradı. Hastaneye götürürken bir kaza yaptık. Aylarca dans edemedi. Fizik tedavi gördü uzun bir süre. Psikolojik destekler falan. Bitti ya. Ben de hep kendimi suçladım. Benim yüzümden oldu diye. Deli gibi suçladım kendimi. Ama o gün, yani gitmem lazım dediğim gün. Gittim.
Gittim gördüm. İyiydi, toparlamıştı. Mutluydu yani. Kanlıcan bitti. Bir sorun falan kalmadı. Ben bunun böyle olacağını bilemezdim tabii. Yani kusura bakma Ömer, ben sana 1000 kere sordum. Kaçmadım ki. Niye anlatmadın? Bu muydu anlatamadığın şey? Haklısın. Haklısın, ne bileyim, basiretim bağlandı yani. İş güç, stres, bir de bu şok unutmak istediğim bir hikaye. Aklıma geldikçe söylemem lazımdı ama söyleyemedim. Haklısın, özür dilerim. Keşke sorduğum zaman anlatsaydın. Haklısın Defne. Defne. Senden başka birini sevme ihtimalim yok benim. Aklımın ucundan bile geçmez. Sen benim her şeyimsin. Sen benim içimsin. Anladın mı? Çekilin, çekilin, çekilin. Hmm. Demek bu. Yalnız yarın daha fazla çeşit görmek istiyorum. Ama Neriman Hanım bunlar. Ama ne? Ne diyorsun? Yapamam mı diyorsun? Hazırlayamayız mı diyorsun? Ne diyorsan çabuk söyle. Yok, hallederiz tabii. Ay. Tabii ki halledeceksiniz tatlım. O kadar para veriyorum. İnce ince her şeyi ayarlıyorum, seçiyorum. Hem her şeyden önce bu bir iplikçi daveti. Tepeden tırnağa mükemmel olmalı her şey. Ay nörom, ay organizasyon. En sevdiğim, yaşasın. Ay beğendin mi? Ay Sinoş'la Seda'ya düğün daveti hazırlıyorum. Ha, ay bu mu yapıyor hazırlığı? Evet. Kız, becerir mi dersin ha? Baksana, melil melil bakıyor. Ay hayatım, bu ancak var ya, kedi merdiveni mertebesi sanki. Yok hayatım, onlar işinin ehli insanlar. Hem ben yaş tahtaya basar mıyım sence? Hayatım, asla. Ay Nurum, ay bu şamdan çok güzel. Ay Sinoş için onlar, beğendin mi? Ay hayatım, çok beğendim, çok. Ay iyi kız, ben bu kızı hiç sevmedim. İyi katana, hadi kız çalış biraz. Bakıyor öyle. Ay boş ver tatlım, az göreceğiz zaten onu. Hadi hazırlık yapalım. Ay hadi hayatım, başlayalım. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında. Anlamışız biz her şeyi. Aslında öyle değilmiş. Ama yani o da suçlayamaz seni. Sonuçta o videoyu kim izlese öyle düşünürdü. Yani tabii Ömer'le konuşunca öyle olmuyor. Oh be. Yalnız ben rahatladım burada ha. Ne oldu? Prensin geldi buldu seni. Evet ya öyle oldu. Ya bir de kızı tanıştırmak için buraya getirecekmiş. Ondan gelemiyorum diyormuş kız. O kadar da carladım. Olur öyle boş ver. Aşktandır. İnsan öyle delirir bazen. Hatta bana sorarsan lazımdır da. Evet ya aşk rezillik. O biraz bize mahsus. Ya. Bak Ömer'e, ya başından beri adam hiç çizgisini bozmadı. Ya böyle cetvel gibi dümdüz. Helal yani. Evet, vallahi ben bu adamdan 10 tane falan çocuk yapacağım ya. Hepsi ona benzesin. Aa, sen testi ne yaptın? Yaptın mı? Bak Defne hiç kıvırma. Çıkarken yanına aldın, gördüm onu ben. Aldım testi ama yok yani çok gitti geldi kafam. Yapacaktım, yapamadım yani. Az daha yapıyordum. Ne testi? Ne testi? Ne test diyordun ya? Esra'nın matematik testi de. Fen testi de. Test sistemi eğitime öldürüyor de. Ezberce eğitime dur de. Bir şey söyle Defne, hadi konuş. Şüphelenecek adam. Defne,
Bak bu sessizlik fazla uzadı. Bir şeyler söylemen lazım. Adam çakacak. Hadi güzelim. Söyle bir şeyler. Esra'nın sistem testi. Fen ezber şeysi. Ödevi mi var Esra'nın? He, ondan varmış. Yardım mı lazımmış? Yok, öyle yardım falan lazım değil. Öyle işte. Ne yana canı sıkılıyor. Şimdi konuşacak başka konusu yok ondan. Vay. Nasıl gömdün beni ya 2 dakikada? Helal. Selam söyle. Selam mı var? Hadi ya. Hala mı? Yani benim şu durgun, sıkıcı hayatıma rağmen. Eyvallah. Sen de selam söyle enişteme. Ay Nihan, böyle sen enişte falan deyince Ömer'e hiç olmadı ya. Değil mi ya? Ben de söylerken böyle bir şey oldum zaten. Baba olur ondan baba. Kızım yapma diyorum ya, Allah Allah. Kalbimi ağzıma getireceğim. Ya Defne, önünde sonunda yapacaksın sen o testi. Ya nereye kadar kaçacaksın? Oldu. Hadi Nihan'cığım görüşürüz. See you. Ciao. Bye. Defne. Saçmalama. Şirazenden çıktın gene. Adam çakacak. Tamam hadi kapatma. Canım benim ya. Böyle uzaktan bile ilgileniyorsun ailemle. Yani işte böyle elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hadi bir şey iste benden. Seni mutlu edelim bugün. Nereye gitmek istersin? Hiçbir yere gitmeyelim ya. Eve gidelim. Vallahi zaten üstüm başım dağıldı. İyice çarşamba cadısına döndüm yine. Kahvaltı falan hazırlanmamış. Hemen de yani böyle bir şey söylemek. İnsan önce bir günaydın der. Bir tatlı tatlı bakar. Lütfen ama yani. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Neden güzel ya? Saçıma bak, çarşamba cadısı gibi. Ben bayılıyorum ama bu haline. Bunu ne yapacağız? Ayrıca bundan sonra sana gülümsemek de yasak. Aa, niyeymiş o? Bak hala. Sen bayağı bayağı ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın. Yoksa sen... Ben ne? Vay be. Çarşamba cadısı. Yaptınız mı analı kızlı? Yaptık hayatım, yaptık. Böyle sabahtan beri böyle köfteleri yuvarladık, yuvarladık, yuvarlacık olduk. İçim şişti. Hemen de bir şikayet. Hemen de bir her şeye şikayet. Ne oluyorsa artık. İş hayatım, iş. Bitmiyor iş. Sağ olsun. Yani maşallah hep var. Ne güzel işte. Biz bunun için açmadık mı burayı? Ya tamam, ben de olmasın demiyorum. Ama arada nefes alalım. Yani insanın hayatta başka gündemleri de olabilir. Yettim canlar. Hah, Esra Kuş gel. Şimdi hayatım, sen bunları soyuyorsun. Tamam, bunları da soyuyorsun. Bunları soyduktan sonra bunları soyuyorsun. Bunları Ayşegül ablana veriyorsun. O sana doğruyor, geri veriyor, salata yapıyorsunuz. Anladın mı? Nasıl yani? Esra'cığım, salata bebeğim. Yapmıyor muydun sen evde zeytinyağlı şeyli? Tamam, hadi bakalım. Benim çıkmam lazım. Ya Nihan, bizim bir bebeğimiz vardı bir ara ya, değil mi? Biz bir çocuk yapmıştık. Ne oldu ona? Münih'e çaktın Nihan abla. Maşallah, bebek bütün mahallede büyüyor. Bilmiş. Öyle olur o işler. Hem ne demişler? Bir çocuğu bir köy yetiştirir. İşte, gördüğün gibi Esra'cığım, benim sevgili karımla asla tartışılmaz. Çünkü o her zaman haklıdır. Evet. Bak bana, ben tartışıyor muyum? Hayır. Asla. Neden? Çünkü ben daha masada kaybetmişim. Zeki sevgilim benim. Hadi benim çıkmam lazım. Ayşegül, ben çıkıyorum. Tamam mı? Bunlar benim dedikodumu yaparsa sen bana ispiyonlarsın. Hadi bakalım. Nihan, bir şey soracağım. Sor. Herkes biliyor mu şeyi, bizim boşandığımızı, yani Cevdet'in gittiğini? Ha. Yani ben Serdar'a söyledim. Yani o şimdi tabii sana belli etmiyor efendiliğinden de. Bir sevindi biliyor musun? Hayırlısı olmuş dedi. Anladım. O kadar yani. Ha. Daha ne desin ki? Bence gayet makul bir yorum. Niye? Yetmedi mi sana? Yok. Bir Serdar biliyor yani. Yani söyledim.
Sonuçta biz karı kocayız. Ayşegül, hani her şeyi birbirimize söyleriz. Hem saklanacak bir şey değil ki. Yok canım. Yani. İyi olacak, iyi. Biz her zaman senin yanındayız. Tamam? Tasalanma sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çalışalım. Çalışalım hep birlikte. Hadi. Soramadım ki ya. Cankuş, ne haber? Vay, gel bakalım. Ne var ne yok? İyi. Defne ile konuştum, her şey yolunda. Ha, düzelmiş mi araları? Aynen öyle. Daha, seninki rezil rüsva tabii. Oğlum, kız Ömer'in arkadaşıymış, her şeyin bir açıklaması var. E var tabii, olacak yani. Daha, ya bu Ömer Defne'yi nasıl buldu? Bulur kızım, adam zeki sonuçta. Aman, o kadar zeki biriyle birlikte olmak da zor be İso. Yani... Bizim Defo da aslında zehirdir ama. Oğlum, bunların çocukları olursa dahi olacak ha. Adamlar bildiğin ideal gene uzun oluşturuyorlar. Niye canım? Bizim ise kuş da fena değil. Böyle cin cin bakıyor etrafa. Gerçi size bakınca kime çektiğini anlayamıyorum ama. Şöyle anlarsın İsocuğum. Eğer matematikten çakarsa babasına çekmiştir. Eğer bana çektiyse ezberi tırttır. Yani her halükarda kayıp var. Ah, Ayşegül'ü gördün mü hiç bu ara? Yok, neden? Öyle lokantada işte. Pek sesi çıkmıyor. Niye ses çıksın ki? Anlamadım yani. Oho İso, sen dünyadan haberin yok be oğlum. Kız boşandı ya. Bu pis Cevdet gitmiş bir tane Alman kadın için tek celsede boşamış kızı. Ya çocuğu falan da hiç umurunda olmamış. Basmış gitmiş. Ayşegül de ne yapsın? Ses etmemiş. Bir de zorla kal mı diyecek yani uğursuza. İyi oldu yani, bakma. Ayşegül... Boşanmış mı? Aynen öyle şeker. Artık kendisi bekar bir anne. Canavar gibi de çalışıyor. İso? İso? Ne? Ne oldu oğlum? Merhaba.
Hangisi o ben? Ayşegül. Siz yeni taşındınız mahalleye galiba. Galiba. Tatlı sevgilim benim. Bakayım bakayım tadına. Çok tatlıydı, senin gibi. Dayanamadım, yedim hepsini. Çok yakışıklı olmuşsun. Tatlım şimdi sizin yanınızda tabii pek böyle laf olmaz ama. Harikasın. Sen de. Çok şanslıyım ben anneciğim, biliyor musun? Nedenmiş o? Çünkü annemi evlenirken görebileceğim. Bengi çok kıskanacak. Tatlım benim. İnanamıyorum ya. Şimdi ben bu iki tane dünyalar güzeli hanımefendiyle evime döneceğim. Biz bir aile olacağız, öyle mi? Ay, ben çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de. Hazırsak? Ha, müsaadenizle. Göz kamaştırıyorum. Ay olağanüstüyüm. Ay inşallah damattan rol çalmam. Ay kimi kandırıyorsam yine gecenin en sansasyonel, en çok konuşulanı yine ben olacağım. Ve Tanrı kadını yarattı. Ay nörom, ah bebeğim, the kadın. Harikasın aşkım. Baş döndürüyorsun, nefes kesiyorsun. Ay Allah'ım, bu güzellik nedir böyle ha? Ay Korişim. Ay birazcık daha şımardı beni. Ay nörom, olağanüstüsün. Ay kraliçeler gibisin maşallah. Ay sana bir şey diyeyim mi kız? Tek bakışınla tağın edersin. Yine number one'sın. Ay şımartıyorsun ama beni Koriş. Ay bana bak, sen de çok şıksın tatlım. Ah, ipek mi bu? Ay hayatım, çok teşekkür ediyorum. Evet tatlım, Çin ipi. Ay farkına vardığın için de ayrıca sağ ol tatlım. Ay nörüm, biz seninle var ya müthiş uyumluyuz vallahi. Ay evet tatlım, ay bize de bak. Ay resmen meydan okuyoruz. Ay nazar değmesin sakın. Aa yok kız, ay değmez. O iş bende. Ah. Ah, nazar boncuğu getirdim tatlım. Ay şöyle.
Ha, şunu takayım. Ay, bu senin. Ha. Ay, bu da benim. Tabii takabilirsem ben de heveslisi gibi hemen. Ay, var ya hayatım, kem gözle bakanın gözü çıksın. Ay, botoksu erisin. Yanağındaki dolgular erkenden erisin. Kaz ayakları açsın. Kış kilolarını vermek nasip olmasın. Ay, bir şey söyleyeyim mi sana? Bence bize bir şey olmaz. Ay, bence de tatlım. Hiçbir şeycikler olmaz bize. Kız, ay Nurum, ay unuttum ben. Ay, hediyeyi unuttum. Ay dur, hemen gidip almam lazım. Ay dur, şoför de yoktu. Ay takside mi gitsem, ne yapsam? Ay dur dur hayatım, geleceğim ben. Ay hiç merak etme. Ay unuttum. Ay tamam tamam, ben de gideyim içeridekileri biraz azarlayayım. Bakayım ne oluyor. Aşkım biliyorum sıkılıyorsun ama yani... Sinan senin kardeşin. Yani? Yani Koray Bey geldi diye daralmak, sıkılmak, öyle hemen kaçmak yok. Sonuna kadar durmak zorundayız. Kendini ona göre ayarla. Koray deyince aklıma geldi. Biz geçen maç yaptık ya. Hı. Ben orada bir şey kaybettim. Ne kaybettin? Hiç sorma. Ya söyle. Ya işte Sinan'la biz hangimizin ilk erkek çocuğu olursa adını Koray koyacak. İnanmıyorum ya. Ya halı sahada sen çocuğumuzu kaybetmişsin. Ya yok o kadar değil canım. Koray güzel bir isim sonuçta. Evet. Güzel isim. De isim koyan Koray Bey düşün. Ay, evden çıkmaz ya. Vallahi çöreklenir çocuğun üstüne biliyorsun. İsocuğa bile ne kadar düşkün yani. Gidip gidip annesinden isteyip duruyor çocuğu. Tamam canım yani. Zaten Sinanlar daha önce yapar. Orası kesin. Bize kalmaz o iş. Sen niye öyle dedin ya şimdi? Görmüyor musun canım nasıl hevesli çocuk? Sen değil öyle. Şey değil misin yani? Değil misin? Ne diyeyim ya? Aman boş ver. Ben geç kaldım ya. Gideyim saçımı başımı düzelteyim, bir hazırlanayım. Hiç söylemiyorsun da lafa tutuyorsun beni. Evet. Bir şey diyeceğim ben vazgeçtim. Gitmeyelim şu elbiseyle seni sevelim biraz. Bak konuştuğumuz gibi öyle sıkıldım gidelim demek falan yok. Olur bir şartla. Döndüğümüzde bu elbiseye gereken değeri vermemiz lazım. Hmm. Ne gibi? İşte konuya bir eğilelim. Bir tartışalım meseleyi. Böyle kalmasın. Vallahi elbisenin de seninle ilgilenesi var. Ne güzel, ne güzel. Ayrıntılandırmak lazım şöyle tadını çıkararak, zaman ayırarak. Anlaştık o zaman. Hadi gidelim. Hı hı, gidelim. Hadi hadi. Ay her şey hazır, tamam. Ay bu Mine de memlekete gidecek zamanı buldu. Ay bir de size oradan bulgur getiririm diyor. Avam mı ne? Ay hayatım, boş versen. O bulguru tavuklarına versin o. Ay Nurum, hayatım, her şey hazır mı ha? Ay tamam mı her şey? Ah dur bir dakika sorayım tatlım. Şişt, hayatım gel bakayım şu kurişin sevmediği. Gel tatlım gel. Söyle bakayım her şey hazır mı? Her şey yolunda Neriman Hanım. Sıkıntı yok merak etmeyin. Hı, güzel. Zaten ufacık bir terslik istemiyorum bak. Ufacık bir aksilikte sizi bütün cemiyete rezil ederim. Adınızı düğün sabotajcılarına çıkartırım anladın mı? Hı. Çekilebilirsin. Oh, her şey tamam tatlım. İyi hayatım, sevindim. Biz de şu anda seyir halindeyiz. Aa, mevkiye intikal edince haber ver, tamam. Ay tamam Nurum, veririm tatlım. Hiç merak etme. Kız, bana bak. Ay, bademli kek vardı değil mi? Ayol olmaz mı? Hem yemelik hem eve götürmelik. Tamam. Ha, ay iyi iyi. Hayatım biraz içim kıyıldı da. Vallahi karnım sırtım yapıştı. O kadar açım yani. Tamam. Ay biraz bu işin cılkını çıkardık. Kapatalım hadi tamam. Ay Nurum dur kapatma hayatım. Bu benim hazırladığım video için perdeyi unutmadın değil mi? Tamam. Ay unutmadım kuşum rahat ol sen. Hadi kapatıyorum sen yaklaşınca ararsın. Ay ararım hayatım. Tamam bye. Ay. Ay. Nereye gidiyoruz biz ha? Ay doğru gittin he. Evi misin sen? Koray Bey lütfen panik yapmayın. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum ama lütfen. Ha. İyi ama sus be tamam. Da. Ay senin ismin neydi be tuhaf bir adın vardı seni unuttum yine. Aytekin Koray Bey Aytekin. Daha önce yaklaşık 6 milyon kez tanıştık. Halı saha maçı yaptık artık işli dışlıyız.
Arkadaşız, samimiyiz. Ay hayatım, demek ki sen önemsiz bir insansın. Ben önemsiz insanları böyle tanıştıktan sonra hemen hafızamdan siliyorum ki yer açılsın tatlım. Hafızamda iyi, itici. Bana bak, yani geç kalırsak seni var ya döverim. Duydun beni. Sinoş'un bu düğününe asla geç kalamam. Ay ayrıca hayatım, böyle en sonunda girmek istemiyorum vallahi. Koray Bey, az önce de en önden girmeyeyim, beklemeyeyim orada demiştiniz ama. Sus! Ben bilirim onu. Hadsiz seni. İyi, sevimsiz, itici. İyi, zaten arabaya bak. İyi, kaç senliktir kim bilir. Ay bak, kemer bile çalışmıyor. Eski püskü. İyi. Aşk olsun Koray Bey. Bu bana rahmetli büyük babamdan kalmış en büyük eser. Lütfen yapmayın, rica ediyorum ya. Ben bu araca yıllardır gözüm gibi baktım, gözüm gibi. Bir kez olsun beni yolda bırakmadı, bir kez olsun. Ne oluyor? Ay! Ne oluyor ya? Ay, ne oluyor? Ay, patlayacak bana be. Ay, freni mi tutmuyor arabanın? Ay Allah'ım, ölüyorum şu Koray Bey, panik yapmayın bir saniye ama. Ay, bir, ay, ses falan geliyor bir yerden. Ay, senin deli zekalı. Koray Bey, halledeceğim bir şimdi. Hayır Koray Bey, Allah korusun, bir durun ama halledeceğim. Ay, dur, açım, bir yudum. Ay, kaç senelik kemer. Koray Bey, yapmayın, lütfen sakin ay. Olun. Cevap verme bana. Aç şurayı. Ay açılmıyorum. Koray Bey, itmeniz lazım. Durun beraber itelim. Filip, itmeniz lazım. Beni niye itiyorsun sen? Sevimsiz. Ay Allah'ım, patlayacak şimdi. İtin Koray Bey. Ha, ha, ay açılmıyor. Koray Bey, Koray Bey, ama benim de içten açılmıyor. Dışarıdan çıkıp bana açarsanız çok sevinirim. Hayır. Ben uşak mıyım be? Ağzını uşak tut kendine. Cibiliyetsiz, çirkin, sarı çıyan. Şurada tamirci Cevdet abinin numarası olacaktı. Ona bakayım. Durun bir saniye ya. Cevdet diyor hala hevesizli gibi. Cevdet falan yoksa da. Ay şu anda korkmaya başladım. Ay kaybolduk herhalde. Koray Bey, araçtan inip iterseniz bu araba çalışır. İnanın bana, çalışır. Dışarı at. Ay bu gerizekalı hakem yüzünden geç kaldık. Arabası arızalandı. Pis herif. Ay çok böyle bozuk. Ay tipsiz. Ay güzel olmuşsun. Ah Nero. Ah, hayatım. Ay tipsiz. Böyle bir geldim düğüne. Canın tatlı mı çekti? Ne alakası var canım? Ben ona öylesine şey olsun diye yaptım. Tuzlu. Yaptın mı testi? Yapmadım. Tahmin etmiştim. O yüzden başka test aldım. Bu gece bu iş bitecek. Neriman Hanım, ne olur beni germeyin ya. Hayatım, gerilecek ne var? Büyür gider işte, el birliğiyle bakar büyütürüz onu. Sonra bir gün gelir senin boyun kadar olur. Dersin ki ben bunu hangi ara yaptım? Korkma. Ay. Ömer. Evet, şimdi kadeh kaldırma vakti. Ay hayır hayatım, önce videom izlenecek. Tabii, evet, tabii.
Tabii canım, şimdi Koray Sargın benim düğünümde ilgiyi üstüne çekmezse yani huzursuzlanır. Ay pis nankör, kepçe. Aman hayatım, hadi izle videonu. Ay Zübüş, hadi sen de başlat videoyu. Ay, çirkin seni. Tatlısıdır, dünyanın en güzel insanıdır, en enerjik insanıdır, çok da iyi bir patrondur. Sinan Bey, size mutluluklar diliyorum. Bir de şey diyecektim, geçen gün... Ay, çirkin ağzı seni. Sabahtan beri çağır çağır çağır, hevesiz gibi. Ay, sen çekme beni, kapat artık. İtici kameraman seni. Merhaba Sinan Bey. Siz mutluluğu çok hak eden birisiniz. Dilerim çok mutlu bir, şahane bir evliliğiniz olur. Ay yürü kız, yok seni. Bir de şey yapıyor, güzel güzel şeyler söylüyor. Hayatım, sen sevmezsin kemçi. Hadi git, sana röportaj falan yok, hadi. Ay, ay kim vardı acaba sırada, kimi almadım ben? Ay hayatım, hadi gel şöyle gidelim biraz da. Sinan Bey merhaba. Dünya siz olduğunuz için çok daha güzel. Yani bence öyle, ben öyle düşünüyorum. O güzel enerjiniz, güzel gülüşünüz... Güzel yüzünüz hep mutlu olsun, hep gülün inşallah. Sizi seviyoruz. Koray Bey, ağlıyor musunuz siz? Ay ağlattın beni kuru kız, ağlattın. Alacağın olsun, bak mavi gözlerimden yaş bıraktı yine. Ya siz niye bu kadar şey yaptınız? Ben bir su vereyim, bir şeyim. Arkadaşım niye çekiyorsun ama ayıptır ya. İnsanların bir özeli var. Neden böyle insanların özeline müdahale ediyorsunuz? Kız bırak. Ay bütün milyon önünde konuşuyorum. Ben Koray Sargın. Bu kadar yufka yürekli bir insanımdır işte. Bunlar sincap gözyaşları değil. Olamazsa zaten. Ay şu an var, içim içim akıyor gözyaşlarım. Herkes ağlasın. Herkes. Bunları daha önce bütün her şeyi sizin programınızı anlatacağım sadece. Kız şöyle dur biraz. Açını yanlış alıyorsun ha. Ay iyi oldu böyle. Işığın nasıl? Ay, ay. Tebrikler kardeşim, hep mutlu olun. Ay Ömür, hayatım bu kadar mı yani? İnsan daha böyle eski şeyler söyler. Ne bileyim, hani şiir bir oku. Ay divan edebiyat falan parçala. Koray, çık dışarı. Ha? Ay kapat hayatım, sen de heves çekiyorsun her tarafına. Kapat, çık! Hadi bak şu ışını mışını at. Bana bak, bayık bayık konuşmayacaksın. Vallahi gebertirim seni. Zaten o çirkin yüzünü filmime sokmayacaktım da hevesiz gibi sen girmek istedin. Hadi hayatım, başla. Tamam. Az şey söyle. Hazır mısın? Hazırım. Üç, sen iyice çek. Üç, iki, bir. Ben Derya'ya aşığım. İyice şu parlamaları al. İyi tamam be, burnuma sokuyor bir de. Bu da, ah çocuklar al. Ben var ya bu kepçe için neler yaptım neler. Saçımı süpürge ettim. Ama o ne yaptı? Anca konuştu. Koray, kardeşim bitti be. Ay ben geldi başım belası. Ay bunlar var ya hava civa şekerim. Yani ben var ya onun için neler yaptım. Aslında tırnağımı kıpırdatmam da ne yapış hayat, güzel yürekli bir adamım ben yani. Çünkü ben kendime yakışanı yaptım ama o çiğ adam hayatım, çiğ. Ne yapsın yani? Şey Koray Bey, kayıttayız da. Ha, ay tamam. Bu da. Hazır mı kamera? Ha? Hazır. Ay Sinoş'um, Minnoş'um, ah canım arkadaşım, güzel kardeşim. Ah ah, ay emiliyorsun her şimdi. Tatlım, bütün mutluluklar senin olsun. Şansın açık olsun. Güzel şeyler yaşa, kazan. Sonra beraber paylaşırız seninle, değil mi? Canım benim, Sinan'ım, ay hayatım, yanlış açıdan alıyorsun beni. Hüseyin abini sol profilden. Benim sol profilim çok güzeldir. Bak hala çekiyor. Ay. Zübük mü? Neyin adamı? Şurada şey yap. Diyecektim. Açayım, açıyı değiştir. Söyle de bak. Açıyı değiştir. Al, soldan alsana adamı. Değiştir. Soldan al. Çevir şunu biraz, çevir. Çevir. Soldan al. Evet, Koray Bey soldan al. Şuma iyi. Bir bak bakayım oradan. Biraz ay. Havaya kal. Biraz. Ha, tamam. Şimdi? Biraz buraya. Tamam. Tamam mı? Açlıyorum. Hadi.
biraz konuşalım seninle. Burada bekle. Hadi canım, testi yapmadan çıkmak yok burada. Ay ama niye bana bu? Ay hadi, 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 hadi. Ya ama... Kapa kapıyı. Kaçış yok Defne. Yapıp öğreneceğiz. Romleri bitirmek üzere. Bir şey de diyemiyoruz. Anladım. Klasik. Ben olmadan hiçbir iş yürümüyor. Hadi yürü, yürü. Çok da vaktinizi almayacağım aslında ama yani Sinem. Birine kardeşim diyebilmenin kıymetini yani... hatta ne kadar gerekli olduğunu... ben Sinan'dan öğrendim. Biz aynı yolda yürümeye başladığımızdan beri hep birbirimizin yanında olduk. Ve ne zaman kafam bozulsa reçetesi hep Sinan'daydı. Kardeşim, şimdi bir aile kuruyorsun. Tatlı ekşi upuzun bir serüven bekliyor seni. Heyecanla, aşkla, şahane bir ömür bekliyor. İnanıyorum. Seda, Deracığım, prenses. Sinan sizde olduğu için çok şanslı. Buna şüphe yok. Ama bir şey söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Bence siz de çok şanslısınız. Hepimiz gibi, bizler gibi. Sinan'ı tanıyan herkes gibi. Yani ne denir bilmiyorum. İyi ki birbirinizi buldunuz. Umarım çok mutlu olursunuz ki ben inanıyorum buna. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım.